çukur yoktu. Emoğulları hiç okul yok. Köy odasında köyü bir okumuş bir kişi tarafından, yani resmen öğretmen değildi. Köylü bir okuma yazma bilen bir adam. Bizi odada, köyün Dahsen Ağa'nın odasında toplanırdık. Orada... Peki sen çocukken Çütlük'teki o oda ortamı nasıldı? Kimler vardı? Kimler hatırlıyorsun? Öyle bir kültür ki, yani inan, bugün için ne kadar üniversite varsa, ne kadar kültür var. Zaten Barak Üniversitesi deniyor ya. Barak. Karakalin, Abul Rahmetlik, ondan sonra Rıza Rahmetlik, Nahsen Rıza, Şevket İsmet'in babası, Nesuh Rahmetlik, İhsan Rahmetlik benim arkadaşım. Saygı, sevgi, hürmet, büyüge hürmet, küçüge sevgi. Barak deyip geçmeyeceksiniz. Hakikaten benim açımdan, benim görüşümden 100 yaşında bir baraklı olarak, barak dediği zaman tüylerim tükendi. Barak bir kır keçisi olan bir adamın evine bir misafir gelir. Misafir bu keçiyi keser, gözünün yaşına bakmadan çocuklarına sütünü keser, misafire yedirir keçiyi. Bir kuzusu olsa topaçlık der, beslerler, güze kadar beslerler, etli butlu olur. Kalır bir misafir geldiği zaman onu keser, misafire yedirirler. Barak misafirliği, misafirperverliği, oda kültürü, öyle herkes kalacağı yere oturmaz, oturduğu yerden kalkmaz. Yani sevgi, saygı, büyüge hürmet, küçüge saygı. Barak deyip geçmeyeceksin, barak. Ne yazık ki o gün benim emim oğlu, sen olsaydın da onu bir kaleme alsaydın, bu bir kültür tarihi olurdu, barak. Anlatıldığı kadarıyla yazmaya çalıştık yine Bekir amca. Yani anlatıldığı kadarıyla, duyduğumuz kadarıyla yazdık yine. Hayırlısı abi.